Son yılların en tehlikeli maddesi olan Çin tuzu her an her yerde karşımıza çıkıyor, lezzetli yiyeceklerin arasında vücudumuza sızıyor. Magazin 8, Çin tuzunun yan etkilerini ve hangi gıdalarda olduğunu sizin için araştırdı. İzliyoruz. Metanol denen bir zehirli alkol bileşiğine dönüşüyor. Son yılların en büyük tehlikelerinden Çin tuzu hangi hastalıklara neden oluyor? Bunun karaciğer hasarı yaptığına dair. Neden özellikle çocuklar büyük risk altında? Bazı çalışmalara göre çocuklarda... Hangi gıdalar Çin tuzu içeriyor? Hatta içerisinde MSG içerir diye de... Tehlikenin büyüklüğünü anlatacağız. Ama önce Çin tuzu neymiş, onu işin uzmanından Doktor Yavuz Dizdar'dan öğrenelim. Şimdi efendim, Çin tuzu monosodyum glutamat denen bir madde. Bu bir cins, aslında doğal üzerine sentetik ekleri bulunan tatlandırıcı ya da tadı pekiştirici bir madde. Yoğun iş tempoları ve zamanla yarışan hayatlar. Şehrin karmaşasında yemek yemek için ayrılan zaman kısıtlı. Yemek yapmak içinse zaman yok denecek kadar az. Haliyle herkesin favorisi hazır yiyecekler. Hamburger, patates cipsi vesaire. Pizza tarzı şeyler. Hamburger. Çin tuzunun 3 özelliği var. Birincisi çok ucuz olması. İkincisi en tatsız şeyi bile lezzetlendirmesi. Üçüncüsü ise gıdaların bozulma süresini uzatması. İşte bu üçlü bir araya gelince sağlık açısından büyük bir tehlike ortaya çıkıyor. Peki Çin tuzunu en çok hangi gıdalar içeriyor? Piyasadaki pizzaların bir kısmında kullanıldığı, krakerlerin bir kısmında kullanıldığı, bunları her zaman söylerler. Hatta içerisinde MSG içerir diye de zaten etikette okuyabilirsiniz. Yani işin uzmanlarına göre bazı hazır gıdaların, cipslerin, son kullanma tarihi 6 ayın üstünde olan bazı dondurulmuş gıdaların, kısacası bağdan bahçeden toplamadığımız neredeyse her şeyin içinde Çin tuzu olabilir. Cipslerde kullanıldığına dair bilgimiz var. Yoğurtlardan da çok fazla emin değilim. Öyle bir bilginiz varsa eğer teyit etmemiz gerekir ama çeşni tatlandırma, bir baskın tat oluşturma gibi olabilecek mesela hamburger gibi ürünlerin içerisine konduğunu biliyoruz. Nuggetlerde, nuggetların etrafındaki o unlu kaplamada, kızartılan kaplamada bunlara koyuyorlar. Doktor Yavuz Dizdar'ın söz ettiği gıdalar özellikle çocukların gözdesi. Hele hele şimdi yazın mesela çocuğa vereceksiniz 2 lira gidiyor bununla cips alıyor. Bu tür şeylerin içinde bu tür maddeler ister istemez var. Dolayısıyla en büyük riski çocuklar taşıyor. Çocuklarda hiperaktiviteye neden oluyor diyorlar. Mantıklıdır. Çünkü bu glutamik asit denen amino asit, bu madde, bu sonuçta uyarıcı etkiye sahiptir. Çin tuzunun bir diğer özelliği de açlığı bastırmaması. Valla benim her şeyi yerken yedikçe yiyesim geliyor, dolayısıyla geliyor evet. Lezzetiyle iştahınızı kabartan menüleri yiyip bir saat sonra yine acıkıyorsanız yediğinizin içinde Çin tuzu var demektir. Kalitesiz gıdanın esprisi o doyum hissini yaratmaması. Siz bunu bir de Çin tuzuyla pekiştirdiğiniz zaman daha çoğunu yemek zorunda kalıyorsunuz. Hamburgerciye gidiyorsunuz, hamburgeri yiyorsunuz, bir yetmiyor, iki yiyorsunuz, üç yiyorsunuz. Bıraksanız aslında beş de yersiniz. Çünkü doyum hissi oluşmuyor. Üstelik hasta eden sistem vücut Çin tuzunu öğüttükten sonra işlemeye başlıyor. Bu vücutta metabolize edildiğinde, yıkıldığında metanol denen bir zehirli alkol bileşiğine dönüşüyor. Bunu biliyoruz. Bakın ağzınızın suyunu akıtarak yediğiniz Çin tuzu içeren o lezzetli gıdalar bedeninize neler yapıyor? Bunun karaciğer hasarı yaptığına dair bir takım veri var. Hayvanlarda yapılmış çalışmalar var. İşte hayvanın uyarılmasına neden olduğu şeklinde. Doktor Yavuz Dizdar'ın açıklamalarına göre Çin tuzu sinir sisteminden beyin fonksiyonlarına kadar her şeyi etkiliyor. Tek çare tencere yemeği, yani evde pişen yemekler. Ama illa dışarıdan bir şeyler almak zorundaysanız etiketleri kontrol etmenizde fayda var. MSG içermez diye yazar, diğerlerinde eğer yazmıyorsa büyük olasılıkla vardır.